Son Söz TV'ye ve Gizlerin Peşinde programına hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli dostumuz Sarakyar Hocam'la birlikteyiz. Onu anımsayacaksınız. Suya fısıldayan adam. Aslında bugün bize yine bir su hikayesi anlatacak. Bizi Osmanlı'nın son dönemine götürecek. Aslında bir içinde bir macera da barındırıyor. Bir şey gibi, magic bir roman hikayesi gibi. Kısa bir öykü. Ama içinde su var, basın var. Devletin yönetim biçimi var, devlet basın ilişkileri var, ama bu basının nasıl tehlikeli bir araç olarak kullanıldığına dair bir hikaye var. Bir göl hikayesi bu, içinde biraz da domuzlar var. Hadi başlayalım. Hocam merhaba. Merhaba. Yine girişte de söyledim, bir polisiye hikaye var. Yine su var. Elbette sizin kişisel araştırmalarınız var diye düşünüyorum. Bana anlattığınızda çok heyecanlanmıştım açıkçası. Bunu Son Söz TV izleyenlerle de paylaşalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de heyecanlıyım. Güzel. İlk defa karaladığım bir tarihi öyküyü seslendirme fırsatı tanıdınız ne bana. Güzel, ne güzel. Öyküye nereden başlanır? Şöyle başlayayım izin verirseniz. İstanbul özellikle 19. yüzyılın sonlarında ciddi su sıkıntısı çekiyor. 1890'lar. 1890. Öykümüz aslında 1895'lerde geçiyor. Hı hı. Yerüstü su kaynakları, daha doğrusu yeraltı su kaynakları, pınarlar yetersiz kalıyor. Bunun üstüne Dersaadet, yani Osmanlı yöneticileri, özellikle 2. Abdülhamit çok ilgili bu konuyla. Ve dünyada o dönemler su konusunda, su arıtımı konusunda, su iletimi konusunda, sağlıklı büyük kentlere su sağlama konusunda en büyük şirketlerden birini davet ediyorlar. Bu aslında Compagnie Générale des Eaux. Yani onlar da İtalyan yani. Fransız. Şimdi şöyle, bu şirket aslında 3. Napolyon döneminde kuruluyor. Kuruluş tarihi enteresan, Dünya Çevre Günü'ne denk geliyor. 5 Haziran 1874'te kuruluyor. Ve 1884'te de Lyon kentinde kuruluyor. Ve Lyon'un içme suyu sorununu çözüyor. Şimdi buna dayanarak niye Osmanlı'ya geliyor? Osmanlı'ya 1800'lerin son çeyreğinde kadar hiçbir yabancı firma ilgi duymuyor. Nedeni de şu, 1876'da Osmanlı moratoryum ilan ediyor. Para yok. Para yok. Ben borçlarımı ödeyemiyorum diyemem diyor. Evet. Ve ardından da alacaklılar düşünsün diyor. İşte alacaklılar şöyle düşünüyor. 1881 yılında çöküyorlar. Mustafa Kemal'in doğduğu yıl Düyun-u Umumiye'yi kuruyorlar. Yani Osmanlı borçlarını Osmanlı'nın toplayacağı vergilerden gelirleri el koyuyorlar. Ve kaynağında. Kaynağında el koyuyorlar. Ve 1881'den sonra Düyun-u Umumiye kurulduktan sonra şimdi çektiğimiz sıkıntı benzeri, yabancı şirketler güven duyuyor. Yani ben burada bir yatırım yaparsam, nasıl olsa Düyun Umumiye var, ben yatırdığımı geri alacağım. Silah zoruyla da olsa. Alacağım deniyor. Ve bunun için, bundan dolayı da 1884'lerde sonra birçok, özellikle Macar şirketleri, Belçikalı şirketler, Alman şirketleri ve de Fransız şirketleri ilgi duyuyor. Ve bu fırsatı da yakaladıktan sonra Osmanlı'da Dersaadet Su Kumpanyası kuruluyor. Bunun sözleşmesi, kuruluş şartları, hatta hisse senetlerini falan da çıkartılıyor. Bu hisse senetlerinin büyük kısmını da 2. Abdülhamit kendi servetinden karşılıyor. Bu bizim şimdiki ASKİ'nin kuruluşundan bahsediyoruz hocam. Ya da İSKİ'nin. Dersaadet dediğiniz, evet, yapı yani, o aslında. Yani İstanbul Su Şirketi. Ve bu şirket kuruluyor. Başta çok sıkıntı çekiyor. Çünkü su kaynağını eski adıyla Derkos, daha sonra Terkos
gölünden, yani yüzeysel suyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Ve yüzeysel su olduğu için de bir arıtma gerekiyor, çöktürme, işte filtreleme, bir de dezenfeksiyon gerekiyor ki onlar da klorlamayla yapıyorlar. Eski bir lokomotifin kazanını da buhar üretip oradan pompayı çalıştırıp suyu İstanbul'a ders adete pompalıyorlar. Ama şirket bu yatırımı yapıp yaptığı sırada bir yandan da konutlara bağlaması lazım suyu. Fakat o İstanbul ahalisi alışmış Pınar suyunun kalitesine, bir yüzeysel su, hele ki içinde klor var, hiç kimse abone olmuyor. Yani ilk atanan şirketin müdürü bir türlü şirkete gelir sağlayacak iş ve işlemleri yapamıyor. O sırada hatta mahalle aralarındaki çeşmeler falan değil mi? Tabii mahalle aralarındaki çeşmeler var. Vakıf çeşmeleri var, sakalar var, evlere falan gidiyor. Ve asıl önemlisi de büyük konaklar var. İşte yalılar var. Onların kendi su kuyuları var zaten. Yok, onların su kuyuları kıyıda yok çünkü deniz suyu girişimi var. Daha yüksek kotlardan olacak işte. Romalılar döneminden olan Belgrad ormanlarındaki sular var. Küçük bentler var. Oralardan suyu sağlıyorlar. Bunun üstüne şirket, ya bu işi beceremiyor bizim gönderdiğimiz, yeni bir müdür atıyor. Monsieur Sellier. O geliyor, cin gibi bir adam, zeki adam. Pera Palas'ta buna yer ayırıyorlar, meşhur. Ve Pera Palas'tan yürüyerek şirketin merkezi olan Voivoda Han'da, bu da Voivoda Caddesi'nde, Narlıyan Han'da. Bütün bina, şirketin binası, oradaki odasına geliyor ve herkesten önce geliyor. Mesaiden önce geliyor, odasına giriyor ve bir süre sonra çalışanlar geliyor. Bir şey, yeni müdür atandığı için de bütün çalışanlar sırayla tebrike geliyorlar, işte kutluyorlar, şey yapıyorlar. Bu da rasyonel bir idareci. Önce diyor, ben bu şirketin gelirini giderini görmem lazım. Muhasebeciyi çağırın diyor. Muhasebeci geliyor, efendim diyor, İşte defterler burada. Önce diyor bir giderlere bakayım diyor. Ya bu şirket zarar ediyor. Demek ki giderleri fazla. Hadi gelirleri yok ama giderlerden başlayın diyor. Listeyi inceliyor. Bir bakıyor ki bir maaş bordrolarının içinde Baba Tahir adında, malumatçı Tahir denen kişi, Mehmet Tahir. Yani gazeteci. Gazeteci. Altın, bir kese altın. İçinde birkaç tane altın olan, her ay uğruyor, maaşını alıyor. Ya bu kim diyor böyle? Efendim diyor, bu bir gazetecidir. Bu gazeteci ne işimize yarıyor diyor. Hemen diyor bunun şeyini kesin diyor. Bundan sonra akçesini, akçesini kesin, vermeyin diyor. Muhasebe müdürü diyor, aman efendim diyor, onun bize çok yararı vardır diyor. Haftada bir çıkan malumat gazetesinin sahibidir. Bizim lehimize çok yazılar yazar. Zaten sıkıntımız abone yapmakta. Bu halkı bu suya teşvik eder, bizim reklamımızı yapar. Sakın kesmeyelim diyor. Yok diyor, öyle şey olur mu diyor. Böyle havadan karar verir. Hemen diyor, akçesini kesin. Peki diyorlar, Baba Tahir, lakaplı malumatçı Tahir, o ay gidiyor Vezne'ye. Kese yok. Kese yok. Diyorlar ki yeni müdür geldi, artık sana şey yapmıyor. Ha öyle mi diyor, Baba Ali yokuşundaki idarehanesine gidiyor. Gazetesine. Ve yeni çıkacak gazetesinde, haftalık gazetesine bir makale döşeniyor. Bizim müdür işlere dalıyor. Tekrar Pera'dan bir sabah iş yerine geldiğinde, geliyor yine erken, bir süre sonra Voivoda Caddesi'nde bir gürültü, bir patırtı, bir bağırış, çağırış, bağbeyla pencereden bakıyor. Halk böyle bağırıyor, çağırıyor. Yani nümayiş, kapıları, nümayiş var. Muhasebe müdürü bir tane malumat gazetesi getiriyor, bakıyor,
manşette Terkos Gölü'ne domuz düştü. Ooo! Düşecek en kötü hayvan. Evet. Yani hem de içme suyuna. Hem de içme suyuna. Hem bu, de domuz. Artık biz bununla, bu suyla abdest mi alabiliriz? Hiç mümkün mekruh değil. Mu diye mümkün bir değil. Şey, bir felaket yaşanıyor. Hemen müdür diyor ki ya çağırın şu baba Tahir'i. Neymiş, bir şey yapalım. Çağırıyorlar, huzura geliyor müdüre. Kapıyı da vurmadan giriyor. Tabii. Müdür diyor ki ya, böyle haber yaptın mı? Yalan haber. Böyle bir şey olur mu? Ne istiyorsun bizden diyor. Maaşımı istiyorum diyor. Peki diyor, tamam diyor. Maaşınızı hemen emrediyorum. Yatır. Yok diyor, artık 4 katını isterim diyor. Değil mi? Şimdi bir ayda verdiğinizi ben haftada isterim diyor. Benim gazetem haftada bir çıkıyor diyor. Hemen kadife bir kese içinde buna aylığını peşin veriyorlar. Bu da tekrar ofisine gidiyor. Yeni bir yazı kalemi alıyor. Şimdi bu sırada Abdülhamit de diyor ki bu yeni şirket şey oldu filan, idaresi de değişti. Fransa konsolosluğuna, elçiliğine haber yolluyor. Bir gelin bir göreyim sizleri diyor. Elçi de Monsieur Sellier'i, yani şirketin müdürünü sultanla tanıştırmak için beraber randevu alıyorlar. Mabeyine gidiyorlar. Abdülhamit bunları karşılıyor. Fakat mabeyinde duvarda Abdülhamit'in arkasında bir Fausto Zanara'nın meşhurdur. Her yerde karşılaşırsınız. Abdülhamit'in meşhur portresi asılı. İşte öyle bir mabeyinde toplanıyorlar. Tam tanışma olacak. Mabeyinde yine kıpkızıl böyle yanan şeylerin yansımaları vuruyor. Mabeyinin içeriye kapıda bekleyen kapı kullarından biri giriyor. Yangın var diyor. Yangın var diyor. O zaman ne tanışma, ne bir şey, hiçbir şey olmuyor. Köz köz Fransız elçisi ve bizim şirketin müdürü Palas Pandras çıkıyorlar. Faytonlarına gidiyorlar. Boğaz'daki yoldan elçiliğe doğru yol alırken Boğaz'ın sularında bu yangının kızıl alevleri bunlara yansıyor. Şimdi müdür bu yansımadan fırsat şey oluyor. Aklına bir şimşek geliyor. Ya diyor, ikide bir yangın çıkıyorsa bu kentte, ben diyor o zaman madem su, içme suyu için kullanılmıyor, ben de İstanbul'un yangına hassas bölgelerine yangın suyu şebekesi döşerim. Güzel. Gülümde de var. Abonelerle uğraşacağıma devletten yani yangın suyu şeyini alırım. Bunu değerlendirmek için bürosuna gidiyor ve yangın suyu şebeke projelerini hazırlamaya başlıyor. Şimdi bir süre sonra şöyle, Anadolu yakasında hiç aboneleri yok. Onun içine, onun üstüne müdür Pera'ya, çünkü daha fazla, nüfusun yarıdan fazlası gayrimüslim. Tabii, Galata tarafında, bölgesinde. Galata, Pera, Beyoğlu tarafında, oraya suyu götürüyor. Bir de apartman ölçeğinde düzenleme orada. O tabii yani oranın belli bir imarı var. Bir yandan da onu şey yapıyor, o yatırımlara giriyor. Yani akıllı adam, yani bir su işleri müdürünün yapabileceği her şeyi yapıyor deniyor. Fakat Osmanlı'dan da bir ders alıyor yani domuzla ilgili. Bir süre sonra bir malumat gazetesinin ilk sayısı çıkıyor. Bakıyor manşetten aynı puntolarla, yaptığımız araştırmaya göre bizim seçkin avcılarımız aslında domuzu vurmuş ve göle varmadan telef olmuştur. Güzel. Domuz. Güzel. Domuzumuz telef olmuştur diye haber çıkıyor. Bunun üstüne bir rahatlama geliyor müdüre. Zaten odasından Haliç gözüküyor.
Yıldız Forseneli masasında, müdür masasında bir şekerlik var. Hı hı. Oradan sakızlı bir lokum atıyor ağzına. Ve odasında da Ayvazovski'nin bir resmi var. 70'e yüzlük. Deniz vardır mutlaka. Deniz var ve yelkenli var ve korkunç dalgalar var. Birden kendini bu yelkenlide dalgalarla boğuşurken hissediyor ve şöyle diyor, yani ben onu Victor Hugo'dan bir dize dökülüyor ağzında. Diyor ki, onur sarp kayalıklı bir adadır ki, düştün mü dışına bir kere, artık nafile uğraşma, bir daha dönemezsin içine. Güzel. Hocam şahaneydi. Çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir hikaye bu. Şimdi müthiş bu hikayenin aslında ne çok içinde şey barındırdı ya. Ders barındırdı ya. Vallahi ben dersimi aldım. Ben de gazeteciyim, oradan biliyorum yani bu çok ahlaksızca bir girişim. Çok kötü olmuş, evet. Şimdi bunun yan şeyleri var. Aslında yan bilgileri var mesela, ama o da şu: Abdülhamit'in en güvendiği paşa İzzet Paşa. Hı hı. Mabeyindeki her elçi karşılamalarında, böyle ciddi resepsiyonlarda İzzet Paşa hep Abdülhamit'in yanında. Fakat o gün, bu Fransız elçisinin geldiği gün, İzzet Paşa yok. Nedeni ne? Niçin gelmemiş? Çünkü kendi konağında, o da Beşiktaş yokuşunda konağı, Yıldız Sarayı'da karşı tarafta. Hı hı. Yani Beşiktaş yokuşundan yukarıya doğru giderken sağ tarafta Abdülhamit'in Yıldız Sarayı, hı hı, tam karşısında da İzzet Paşa'nın konağı. Şimdi bir sürü o sırada nasıl Fransız şirketi su ile ilgili imtiyaz sahibi olmuş, Alman şirketleri, işte Belçikalı şirket, Macar şirketleri de İstanbul'da elektrik yok, elektrik sağlayalım, İşte aynı şekilde biz de abonelere satalım diye girişimlerde bulunuyor. Abdülhamit de hiç yanaşmıyor. Neden korkuyor? Çünkü bir korkak zaten. Yani hep endişeli. Tabii. Diyor ki, İstanbul kenti diyor, yangına hassas. Bütün binalar ahşap. Tarihte bir de elektriği içine sokarsak evi yakarız. Bütün şeyleri yakarız. Şehir yanar, kül olur. Onun için izin vermiyor. İzzet Paşa da o sırada deney yapıyor aslında evde. Evet, şimdi İzzet Paşa da fasıkı mahrumlardan değil. Değil. Yani fasıkı mahrum bir fırsatını bulup da yararlanan kişi. Hayır, onlardan biri değil. Her fırsatı değerlendiren biri. Ve de bu elektrik şirketlerinden de bayağı rüşvet yemiş. Abdülhamid habire sıkıştırıyor. Yani bir İstanbul gibi bir dünya başkenti. Evini de laboratuvar gibi kullanıyor o sırada. Tabii. Ve de İzzet Paşa diyor ki, Sultanım diyor, siz korkuyorsunuz. Bakın, benim konakta karşı tarafta, izin verin. Ben bizim konakta deneyelim şu elektriği. Tabii, tabii. Siz de her gün bakın kontrol edin diyor. Ve bir bir Alman şirketi konağına birkaç tane böyle kazan mazan koyuyor önce elektrik üretmesi için. Ve her taraf isli kandillerle İstanbul aydınlanırken, bunun konağı ışıl ışıl. Edison'un lambaları. Tabii, Akkor. Tabii. Akkor lambaları. Evet. Şimdi Abdülhamit de karşıdan görüyor, konak şeyi yapıyor. İşte tam o sırada, yani mabeyinde Fransız şirketinin müdürünü tam ağırlarken, İzzet Paşa konakta Almanlara elektrik üretiyor ya, Almanlar da jest olsun diye, buna o dönemin sessiz sinemasının, Alman gerçekçilik sinemasından iki tane makara film göndermiş. O da eşini dostunu toplamış, bu filmleri izliyor konağında. Fakat kullanıma talimatı olmadığı için o zaman bu film makinesinin peş peşe iki makarayı birlikte şey yapınca kablolar ateş alıyor.
ve İzzet Paşa konağında yangın çıkıyor. İşte o yangın, o yangın. Süper, süper, süper. Evet. Yani şeye bakacak olursanız da İstanbul'daki yangınların büyük çoğunluğu hava gazından çıkmış İstanbul'da. Hmm. 1854 ile 1908 arasında ve de elektrik kontağından çıkan yangınlarda 1908 ile 1921 arası. Çok ciddi. Fakat İstanbul'un en büyük yangını iki defa olmuş. Bir tanesi meşhur 1509 depremi, ki ona küçük kıyamet demişler. Kentin yani dörtte biri yanmış. Bir diğeri de 4. Murat'ın oğlu olmuş, hep kızı olurken. Onun için büyük bir kutlama yapmış. Havai fişekler filan. Asıl büyük yangın da bu havai fişeklerden olmuş. Havai fişeklerden birkaç tanesi Haliç'te demir almış bir gemiye, bir yelkenliğe isabet alıyor. Ve oradan da Haliç'teki etrafındaki o Eyüp'tü, Balat'tı, bütün oralara ve evet. istatistiklere yani benim ulaştığım kaynaklarda 20 bin hane yanmış. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Yani bir şey öyküsü, Terkos öyküsüyle başladık. İzzet Paşa Konağı'nı da yaktık. Enerji meselesini konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son her zaman bir sözünüz olsun. Olsun. Bir sözünüz olsun. Bir de Roma'yı, Roma'da su meselesini, oradaki operasyonları sizin ağzınızdan dinlemeyi çok isterim. Tamam. Seve seve. Tamam. Yani beynimin kıvrımlarında kalan bilgilerle tamam. İdare etmeye çalışacağım. O bize yeter. Evet. O bize yeter. Şimdi son dipnot da şu olsun. Hı. İstanbul'a elektrik 1914'lerden sonra geliyor. Hı hı. Yani ilk geldiğinde de enerjinin şeyi, voltmetresi farklı zaten değil mi? 220 değil hocam. 120, 110 volt mu? 110. 110. İstanbul'da uzun yıllar. Uzun yıllar. Hala yani, olan bölüm evet, vardı hatırlıyorum. Evet, evet, Moda yani. Ve çevresinde tabii, tabii, öyleydi. 110 volt. Hı. O sanıyorum 110 volt Amerika'da. 110 tabii volt. Hepsi öyle. 110 volttu. Benim diyeceğim not şuydu, İstanbul Osmanlı'nın başkenti ama 1914-18'lerde elektrik geliyor yani ilk ampul o zaman yanıyor. Ama Osmanlı coğrafyasında ilk elektrik Tarsus'a geliyor. Peki. Tarsus'ta 1902. Onun da bir büyük hikayesi vardır sizin. Var. Peki, peki. Evet, bir başka gizlerin peşinde programında yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.